Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 sorununa değindi. S-400'lerin bahane edildiğini söyledi. Çıkarılma süreci tamamen bizim dışımızda ve inisiyatifimiz arzumuz dışında alınmış bir karar. Ve haksız ve hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Ne hukuki açıdan haklı ne de teknik açıdan haklı. Sürekli olarak vurguladığımız bir konu var. Bu S-400'ün F-35 ile aynı ortamda bulunamaması argümanının hiçbir temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400 konusunun bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Demir, Türkiye'nin F-16'ları devreye alabilecek yeteneği olduğunu söyledi. Elimizdeki F-16'ları modernize etmekle ilgili kabiliyetlerimiz konusunda son derece iddialıyız. Bu konuda Amerika hiçbir şey vermese dahi F-16'larımızı son derece modern şekilde devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyup yine yerli mühimmatlarımızı kullanacak seviyede devreye alma kabiliyetimiz var. İsmail Demir, F-16'larla ilgili Türkiye alternatifsiz değil açıklamasını da yaptı. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir dedi. Benim F-16 müzakerelerinin gidişiyle ilgili oldu olmadığı argümanların dışında kendi önüme bakıp önce kendi uçaklarımı, milli marif uçağımı, hürjetimi işte ve Kızıl Elma'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. Dört dörtlükten kastım ne? Şu, milli marif uçağı hızlandırmak, en iyi kabiliyetleri donatmak ve yakın zaman teslim edebilmek, hürjeti muhtelif kabiliyetleri ve görevleri yerine getirecek şekilde devreye almak ve Kızıl Elma'nın da yine muhtelif hız, fonksiyon ve silah kabiliyetleri devreye alınmasını sağlamak. Bu bir. İkincisi, bu F-16 olmaz ise ne olur? Benim birinci planım bu. İkincisi, evet, Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Hani malum bir ara Su-35'lik herkes havaya sıçradı. Yani diğer alternatifler var. İşte Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir. Savunma Sanayi Başkanı Afrika açılımına da değindi. Güney Afrika'da savunma fuarına katıldıklarını hatırlattı. Afrika'da Güney Afrika biraz daha teknoloji açısından önde olan ülke olarak görülüyor. Fuarda bulunmamız önemli. Gerçekten çok olumlu gelişmeler oldu. Gerek Güney Afrika makamları, gerekse diğer bazı ülkeler, fuara katılanlar ve Afrika ülkeleri artarak bir ilgi seviyesi gösterdiler. İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayinde 2023 hedeflerini de anlattı. Gökbey helikopterimiz malum uçuşlarını yaptı, çok yoğun testlerden geçti. Bu yıl seri imalat zincirinde ilk teslimatımızı jandarmamıza yapacağız. Ondan sonra da çok sayıda aslında müşteri ve potansiyel müşteri var. Hızla üretim zincirini tamamlayıp Gökbeylerin teslimatını sürdüreceğiz. Tabii Som ve Atmaca füzelerimiz artık yerli motorla uçmaya başlayacaklar.